Eyüp abi dün yapmış olduğumuz yayında ben şunu söylemiştim. Yani bu Galatasaray galip gelsin. Galatasaray gelsin ama şöyle yensin. İyi oynasın. Bize umut versin. Umut versin böyle oyunuyla. Evet bu takım şampiyon olur şu oyunuyla. Hatta yenilsin ama şunu diyelim. Hatta Fatih Terim'in bir cümlesi de var bu şekilde. Yenilsek bile iyi oynayan bir Galatasaray'la yenileceğiz. Bu, bu kelimeyi kullanmıştı daha önce yıllar önce kendisi. Ama sahaya baktığımız zaman bu Galatasaray çok çok uzak yani. Çok çok uzak. Ligin en zayıf takımına karşı bile e, bence çok kötü sergilenen bir oyun var. Yani geçişleri yapamıyorsun, e, set ucumunu yapamıyorsun, set e, uyumunu yapamıyorsun, oyununu yapamıyorsun. Yani Galatasaray'da çok büyük eksiklikler var abi. Bu takım nasıl şampiyonluğa oynayacak? Biz her seferinde diyoruz ki iyi bir kadromuz var. Ee, biz şampiyon olabiliriz. Ee, en azından Ocak'a kadar dayanabiliriz. Ocak'ta bir transfer olursa bu takım ayağa kalkar diyoruz ama şu takımı izledikten sonra bu yorumları yapmak gerçekten çok zor Eyüp abi. Bu arada Abdülkadir tabakçı spam yapar e, time Taymat yani e, <laughs> Banu Yer onu söyleyelim. Arkadaşlar chat bizim için çok önemli. Yani biz ile beraber e, mesaj bölümüne bakıyoruz ve orayı yorumluyoruz, değerlendiriyoruz. Lütfen arka arkaya aynı mesajları atmayalım. Bu konu önemli. Şimdi e, baktığımızda Günay biz e, hayal satmıyoruz. Ama buradaki yaptığımız yayınlarda her zaman gerçekçi olduk. Galatasaray bugün e, birçok futbolcusu korona olmuş. İlk on, ideal 11 ile çıkamamış. İdeal 11 ile çıksa bile ligin zayıf takımlarından biri olan Ankara gücüne karşı inanılmaz temposuz, uyku getiren sıkıntılı bir futbol ortaya koyuyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi bir şeyi kaç kez denersin Günay? Yani iki kez denersin, üç kez denersin. Beş, altı, yedi, sekize doğru gitti mi bu bir takıntı haline dönüşür. Mesela sevgilinden ayrıldın veya senden ayrılmak istedi. Gittin kapısına dedin ki ben ayrılmak istemiyorum. Hayır ben kararlıyım dedi. Döndün, çektin, gittin. 2'yi yaptın, 3'ü yaptın. 8'i yaptığında bu ne oluyor? Bu takıntı oluyor. Bu bir rahatsızlık oluyor, taciz oluyor. Ha benzer birebir benzer konular mı? Hayır değil ama bir takıntı durumu var. Ya şu kadro tempolu oynayamıyor şu kadro düşük enerjisiyle ligin en zayıf takımını bile üstelik en eksikleri olmasına rağmen yenemiyor. Hocam neden ısrar ediyoruz biz? Fatih hocam neden ısrar ediyoruz ya? Yani bu Cagne e, geçen hafta iyiydi ama Cagne senin artık vazgeçemeyeceğin bir futbolcu değil ya. Çek Babeli Santrafor'a bugün golünü attı. Bu adam Santrafor oynayabiliyor. Kanatlara hızlı bir oyuncu koy. Kerem Aktürkoğlu, Olcan Çağlayan bunlar Galatasaray'ın kadro yani şu kadroya baktığında bench'teki oyuncular şu kadrodaki oyunculardan daha mı kötü? Daha mı kötü ya? Değil, Yok ama. Değil. Şimdi Fatih Hocam seni savunuyoruz. Seni savunacağız. Fa Mustafa Cengiz seni arkandan konuştuğunda seni savunacağız. Rakipler, Fenerbahçe, Beşiktaş, fanatikler, seni itibarsızlaştırmaya çalıştırdığında savuracağız. Ama senin de bize iyi futbol izletme sorumluluğun var Sayın Hocam. Bu nedir ya? 10 evet. kez aynı oyuncuda ısrar edilmez ki. Artık vazgeçme zamanı geliyor. 5. 6'dan sonra aynı oyuncuda ısrar etmek bence büyük hata. Verilmiş sadakamız var ya. O sans, son saniyede direkten dönen top offside olmayabilirdi ve gol olabilirdi. Ne konuşuyorduk evet. şu an? Hepimiz mosmor olmuştuk. Puan kaybediyorsun Sadece, bir de Ankara Ankara gücünü puan kaybediyorsun Günay. Yani şu an rahat çıkmamızın sebebi en azından 3 puanı aldık cebimize koyduk. Hani rahat konuşacağız ama e, eksikleri de söylememiz gerekiyor. Mesela Mustafa şöyle bir yorum yapmış. Babel hariç kimseye beğenmedim yemin ederim demiş. Yani evet e, Babel bu takıma bir renk katıyor şu an oynanan futbolda. Bu takıma renk katıyor. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor 3. bölgede. Ama Eyüp abi bir şey söyleyeyim mi? Cak Oyunda kaldığı sürece kaç tane şut atmış biliyor musun? Kaç tane? Sıfır. Bak isabeti hepsine geçiyorum. Sıfır. Ya rakip bir tane Ankara şut yok. Gücü ya. Hadi, yani gidemiyorsun. Al Alanya'ya yapamazsın anlarım. Başakşehir'e yapamazsın anlarım ya. Rakip bir tane eksiği olan Ankara gücü ya. Ya Ankara gücüne evet. senin bu kadar kötü oynama lüksün yok. Bakın şimdi birileri diyecek ki ya ne konuşuyorsunuz 3 puan kazandık. Kardeşim 3 puan kazandığında bunu söyleyeceksin ki yarın 3 puan kaybetmeyesin. Kaybetmeyesin ya. Şu futbol normal şartlarda vizyonlu bir Galatasaray taraftarını mutlu etmez abi. Evet. Umut etmez. Beni etmez ki dün de dedim yani eğer kazanacaksak en azından bize umut veren bir oyunla kazanmalıyız. Çok iyi oynamayalım ama oyun bize bir şeyler versin. Evet Galatasaray bir şeyler başarıyor. İşte kanatları kullanıyor. Ne bileyim üçüncü bölgede bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bunların hiçbirini yapamıyorsun. Ya Eyüp abi üçüncü bölgeye gidiyorsun. Şut yok. Kaç tane orta yapmışsın? Hiçbiri yok. Saratçı ben, ben çıkana şey... kadar... Saratçı çıkana kadar takımın en iyisi Saratçıydı abi. Hep girdi ki golü de çok iyi hazırladı Saratçı. İçeriye girdi. Babeli attı. Penaltı noktasından iyi bir gol attı Babel. Şimdi Saratçı çıktıktan sonra Emre e, girdi yerine. Emre'nin de hani bir varlığını göremedik. O da çalışkan bir arkadaşımız. Ama yani onun dışında Galatasaray hep soldan geldi. Hep Saratçı'nın bölgesinden geldi. Sağ kanadı kullanamadı. Ya abi dörde bir geliyorsun. Dörde bir geliyorsun. Bir tane oyuncum var. Omar'da top. Sol sağ taraftan geliyorsun. Ya onu bile değerlendiremedi Galatasaray ya. Üçüncü bölge çok zayıf abi ya. Yani ne yapacaksın? Gireceksin, çıkartacaksın. Vuracak, gol atacak ya. Ya bunları bile yapamıyor ya. Ki Omar'ı ben çok eleştirdim. Omar'ı söylediğim zaman ilk başlarda. Omar'ın ofansif özelliğinin iyi olmadığını hatta şunu söyledim. Fatih Terim beklerini Ofansif anlamda iyi istiyor. Neden Omar'ı tercih etti anlamadım dedim. Omar ofansif Ve bunu olarak için, bir şey katmıyor. Sa sana sen futboldan futbolcudan anlamıyorsun diye mesaj attılar. Ben hatırlıyorum. Attılar abi attılar. E şimdi bak Omar sonlarda bir pozisyonu var. Bindirmeyi yaptı ortayı kesti. Giriş var gelişme var sonuç yok. Film sonuç yarım yok. kaldı. Film yarım kaldı. Aynı Game of Thrones gibi bitiriyor. Game of Thrones da bitti ya <laughs> hiçbir şey anlamadık yani. Bir pozisyon bir daha vardı. Oldu. Yine e, Fegoli vurdu, kaleci çıkardı. Peki orada bir şey sezdiniz mi? Omar sağda bomboş. Bomboş. Hepsi Fegoli'ye kitlenmiş. Bir bıraksa önüne ceza sahası içerisinde neredeyse kaleciyle karşı karşıya kalacak ve orta yapma şansı bile bulabilecek Omar. Ama onu bile yapmadı yani. Onu bile oyun görüşümü yok yani Fegoli'nin? Niye vuruyorsun? Daha Şimdi müsait işte olan art... bir arkadaşım var. yani art niyet arıyorum abi artık ya? İlla, o kadar müsait yani adam varken. Frenler tutmuyor. Frenleri yaptırmak için illa arabanın takla mı atması gerekiyor Günal. İlla takla mı evet. atalım yani? Ya bugün sen yenildin. Bu Ankara Gücünü herkes yener bu arada. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon puan kaybetmez Ankara Gücüne. Bugün yenildin. Antalya'yı da Fenerbahçe Antalya'yı da yenerse ne olacak? Bitti gitti. Ya bu kadar ince ipte yürünmez ya bu kadar risk alınmaz. Bu takımda temposuz futbolcular var. Temposuz Coşku futbolcuları abi. bitti ama yani bu neden kaynaklanıyor? Sen benim ben artık 45 yaşındayım 20 yaşında genç bir insan kadar koşmamı bekleyebilir misin ya? Bekleyemezsin. Allah evet, aşkına evet. cagne olmuyor. Cagne yetersiz. Jack hepimiz sen... yanıldık Artık işte orada. Mi? Ya da Messi'yi izlenişe... musun abi. Gene gelmiyor? Ya, bir... ya ya bir şey, şey. söyle. Bugün <laughs> Lewandowski olsaydı forvetimiz. Abi ne yapabilecekti Lewandowski? Bak Lewandowski ne yapardı biliyor musun? En azından kendi pozisyonunu yaratırdı. Tamam mı? Galatasaray'ın her zaman ee, sana çok güzel paslar gelmez. Bazen çıkarsın kendi pozisyonunu yaratırsın. Kendi pozisyonu futbolda kendi pozisyonunu pozisyonlu yaratmak diye bir şey var. Basketbolda <laughs> kendi şutunu yaratmak diye bir şey var. Oldu Hı -hı. ben bekleyeceğim orada. Kaleciyle karşı karşıya bana bir pas atacaklar. Ben de düzeltip vuracağım. Ya onu herkes atıyor. Ya Cag, hadi Falka yaşlı senin neyin var Jack ne? Top tutamıyorsun. Pas yapamıyorsun. Duvar olamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. E ne yapacaksın ba abi? Ya yani sahip. Şimdi ne yapacaksın abi yani? Babel iyi oynadı. Babel iyi oynayınca biz de ne yapıyoruz? Eleştirme bırakıyoruz. Ama Babel'in, sen senin şu an Babel'den aldığın katkı sa, sa, e, sol açık katkısı değil. Santrafor ve on numara katkısı alıyorsun sen Babel'den. Solda oynuyor ama çizgi inip inanılmaz ortalar, asistler falan mı yapıyor? Hayır. Santrafor'a kaydığında, ceza sahasına doğru yaklaştığında Babel'den fayda alıyorsun. Şimdi hocam çeksene ya. Alanya maçında 10 kişiydin, çektin. Alanya'nın stoperlerini dağıttı. Sana gol attırdı. İptal edilse de o gol atıldı sonuç itibariyle. Çeksene hocam Babeli Santrafor'a. En azından Falko sakat şey e, cezalıyken çeksene Babeli Santrafor'a. Bu adam alıyor, kafayla indiriyor, göğsüyle düzeltiyor, basıyor. Takımın çıkmasını sağlıyor. Arda Turan'a hiçbir lafım yok. Bak Arda Turan böyle kullanılmalı. Evet. Arda Turan girdi. Bak Arda Turan'ı hep bu şekilde tarif ettik Günay Sen'le biz burada. Dedik evet, ki evet. hocam 60'tan 70'ten sonra al Arda'yı rakip de düşmüşken sana şovunu yapsın. Emre Belezoğlu'nun kendini kullandığı gibi dedik. Bak bugün Arda neler yaptı. Senin de ba Babeli bir santrafora çekmen lazım. En azından Cagney'nin ee, oynamadığı zaman Babeli santrafor oynatman lazım ya. Kesinlikle katılıyorum ama ya ben her defasında söylüyorum Eyüp abi. Yani 3. bölgede efektif oynayamadığın zaman, o pasları dağıtamadığın zaman, üçüncü bölgede yeteri kadar e, top tutamadığın zaman ya yani forvetin iyi olsa bile yani tamam bir tane alır atar, iki tane alır ama üçüncüyü yapamaz abi. Yani sen geliyorsun 3. bölgeye kadar geldin zar zor. Gel zar zor geliyor. Çıkışta işte kontrol atak desen çıkıyorsun bir tane çıktın. Onu da Omar var e harcadı. Dörde bir geldin yapamadın. Ya şimdi hangisini atacaksın abi? Peki bu direkten dönen top olsaydı ne olacaktı? E, Fegoli efendi boş kaleye kaçırdı. Abi bunlar kaçmaz ya. Bunları atacaksın. Yani bunda... ne olacaktı biliyor musun? <laughs> Fatih Terim Buyur, buyur abi. Kendisini sevmeyenlere koz verecekti. Bedavadan koz verecekti. Hocam sen niye seni sevmeyenlere koz veriyorsun ya? Neden bu kadar inat yapıyorsun? Oynamıyor ya gitmiyor. Bu, <laughs> bu arabanın motoru bu kasayı kaldırmıyor. Motoru Bir şey daha söyleyeyim. Lazım. Biz Belhanda'yı gömüyoruz. Abi. Bak Belhanda'yı evet. sürekli gömüyoruz. Gömüyoruz. Belhanda olmayınca da. bak Belhanda olmayınca 3. bölge çöküyor abi. Yok. Yani Ömer'le Alten... olacak iş değil bu. Gerçekten olacak iş değil. Yani bakıyorum ya karın ağrısı gibi ya. Yemin ediyorum bugün maçı karın ağrısı gibi izledim. Yani böyle geçiş oyunu yapacaksın. Oradan o yana atıyor. O yana atıyor. Abi dikine oyna. Dikine oynayan yok. E süratli oyuncular mı? Emre var. Sağ açıkta oynatılıyor. Emre sağ açı niye oynatıyorsun hocam? Sol açıkta da havayı verimli değil miydi ya Sivas'ta? Oynat hocam ya. Solda o görelim ya. Yani hiç mi yok? Fegoli. falan kestin Fegoli'yi haklısın sonuna kadar haklısın. Ne kadar şimdi sonradan girdikten sonra verim verse de bir şeyler yapsa da bence birkaç hafta daha kesilmeli. Kesinlikle kesilsin Feguli. Ama hocam bir de Emre'yi biz solda görelim ya. Ben solda görmek istiyorum. Şimdi Etoba'ya bakıyorsun. Etob alıyor abi yanına veriyor. Dikine pas yok. Çıkış oyununu kim yapacak? Taylan aynı şekilde. Alıyor yanına veriyor. Abi üçüncü bölgeye nasıl çıkacaksın? Hoca pas oyununu seviyor. Yani kalecinin bile aç beklerine veya stoperine e, pas vermesini istiyor. Yani pas oyunuyla çıkış. E peki abi pas oyunuyla çıkacaksın. Fatih Hocama soruyorum. Pas oyunuyla çıkacaksın. Bu takımda nasıl pas oyunuyla çıkacaksın? Nasıl çıkacaksın? Kim sorumluluğu üstlenecek? Sorumluluk istek üstlenen yok. Takımda coşku yok. Ya bitmiş ölü toprağı var üstünde. E şimdi sen 3. bölgeye kadar geldin. E ne yapacaksın abi ondan sonra? Babel'e mi vereceksin? Hep Babel'e mi arayacaksın? Hep Saratçı'yı mı arayacaksın? Hep soldan mı ee, gelecek? Yani rakip sakın seni hiç analiz etmeyecek mi? Geldi kolu kitledi. Ne yaptın? Takım kilitlenecek abi. Bir ya şey yapamayacaksın. 4 yapamayacak. puan önde olursun. Hadi anlarım. Israr et. Kaybetsen de yarıştasın. Şurada 4 puan geridesin. Kaybetsen Fener kazansa 7 puan olacak. Zaten psikolojik üstünlük biraz Fenerbahçe'ye geçti. Şampiyonluk yarışında. O zaman nasıl toparlayacaksın 7 puandan ya? Ya ben anlamıyorum ki ateşlerin benim herhalde en rahat hafta dedi, olur dediğim haftaydı bu. O Ankara gücünde de eksikler var. Zaten zayıf takım Ankara gücü. 3-0 4-0 Galatasaray kazanır dediğimiz maçı zar zor Galatasaray kazandı. Bak bak bir şey daha söyleyeceğim Günay. Ondan sonra sana sözü bırakıyorum. Bizim zorlandığımız Erzurum sporu dün Karagümrük ne yaptı? Ne yaptı Karagümrük? Harcadı ya, harcadı ya. Top ya biz bu takıma, harcadı ya. Bu takıma az kalsın puan veriyordu Galatasaray ya. Bak puan veriyordu. Ama Fatih Karagümrük tak 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 hiç maçı ortak etmeden kazandı. İyi değil Galatasaray. Ligin zayıf takımlarıyla oynuyor. iki haftadır ve onları da çok zor yeniyor. Yarın e şöyle bir şey de yani var. haftaya Sivas var. Nasıl olacak şimdi? Bu maç <laughs> bu takım Sivas'ı yenemez abi. Bence de yenemez. Evet. Bu sebeple Zafer... analitik düşünüp öz eleştiri verilmezse Galatasaray şampiyon falan da olamaz. Bu kadar basit. Evet, bu takımda ruh yok. Ruhun çoğu da Fatih Terim'de yok. Bu da takıma yansıyor demiş Zafer Kaplan Katılıyorum. Yani takımda ruh ve coşku yok. Yani coşku olmadığı zaman bir takım eksiktir. Yani böyle kazanma hırsı yok. Göremiyorum abi. Yani sezon başından beri göremedim ben bu kazanma hırsını Galatasaray'da maalesef göremedim böyle giderse de göreceğimizi de inanmıyorum açıkçası. Yani umarım değişir. Bazı şeyler değişir. Ya biz de bazen diyorum ki ya biz Elif abi ezbere mi konuşuyoruz? Yani şundan ezbere. Ya işte Ali Yavuz kol oynasın. işte Kerem Aktürkoğlu oynasın. Ne bileyim e, gençler Olcan Çağlayan oynasın. Hani bunları oynasın istiyoruz ama aslına bakarsan Galatasaray'daki performansı da onların da muamma. Çünkü görmedik ki görmek istiyor ama taraftar. Bir şekilde bizi göstermesi lazım Fatih Terim. Ben ona inanıyorum. 10 dakika, 5 dakika ama o rahatla, o bir türlü eremiyor Galatasaray. Hep sıkıntı, hep sıkıntı. Sakatlıklar da bu yıl gene enteresan bir şekilde devam ediyor Eyüp abi. Farkında <laughs> mısın? Yani düzelmedi. Darbeye bağlı sakatlıklar değil bunlar. bunlar... Değil. Bunlar... Bir tane hocamız şöyle söylerdi bize. Futbol iyi oyuncularla oynanan bir oyundur zeki ve iyi oyuncularla oynanan bir oyundur. Sadece e, hocanın iyi olması teknik direktörünün iyi olması e, önemli değil. Şöyle düşünün Mourinho'yu getirin bakayım şeye e, Erzurumspora şampiyon yapabilecek mi? Yapamaz. Onun da neye ihtiyacı var? İyi oyuncuya ihtiyacı var. İyi transferlere ihtiyacı var. Kafasındaki kurguladığı, istediği oyunu oynayabilecek e, kapasitede oyunculara ihtiyaç var. Bunu sağlarsan Mourinho'ya Erzurum da şampiyon yapar. Ama e, sadece Fatih Terim'in formsuz olması da bu takımı etkilemiyor. Yani içeride sağın içerisindeki oyuncular da formsuz. Ha bunu Fatih Terim'e yazabilirsin. Denese yazmazsın. Doğru mu abi? Denese evet. bu takım işte bu kadar dersin. Hocanın elinden gelen bu işte takım bu. Elinden gelen bu. Bundan sonrasını bir şey diyemezsin. Ama ya şunu denemediğimi... deriz en azından ya. Ya Kerem'le de olmadı. Olcan Çağlayan'la da olmadı. Ali Yavuz Kol da yetersiz kalıyor. Santrafor'da deriz. Ve yönetime daha çok kızarız bak. Demek ki bu işin sorumlusu yönetim abi. Transfer yapmadılar. Ama yani elinde daha potansiyelli veya maksimuma çıkartabilecek oyuncular var ya. Ya ben e, şu Feguli ama bakın. Bugünkü Feguli. İki sezon önce Galatasaray'ı şampiyon yapan Fegül'ü demiyorum. Şu Fegül'ünün ben e, Oğulcan Çağlayan'ın şu Fegül'üden daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum. En azından bu çocuk koşar, mücadele eder. Oğulcan Çağlayan izlemedik değil ki. Oğulcan Çağlayan çok hızlı bir futbolcu. Sadece bitiriciliği değil. Bazen savruk oynuyor. Ama Fegül'üden daha çok koşar. Ve savunmaya yardım eder. Orta sahaya yardım eder. Veya Babel. Bu, bu arkadaşı illa sol kanat oynatacaksın diye bir kaydı yok. Santrafor da oynayabiliyor bu çocuk. Kendisi de söylüyor. Ben Santrafor 10 numara ve sol açık oynayabiliyorum diyor. Oynatsana ya. Fiziği var. Babel'den daha şey Cagney'den daha iyi vuruyor kafa toplarını. Yerden de bileği de düzgün. E, stoperlerle temas etmekten de kaçmıyor. Gol atıyor. Oynatsana hocam Babel'i ya. Babel indirsin sağ evet. sağa sola çabuk oyuncularla çıkalım. Bu da bir sistem. Bizleri izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Benim YouTube kanalıma da hepinizi davet ediyorum. Güney Esen Türk yazarsanız en başta e, ben çıkarım. Oraya da abone olursanız hepinize ayrıca teşekkür etmiş olurum. Eyüp abi bir şey söylemek ister misin? Ee, Yani kötü oynam, oynarken de kazanmak önemli. Kazandığımız için mutluyuz. Ama lütfen artık hepimiz hatalarımızdan ders çıkalım, çıkaralım. Yönetim, Fatih Terim ve taraftar e, bu hatalardan ders çıkartsın. Bu oyun şampiyonluk için yetmez. Bu, bu oyunu mutlaka yukarıya çıkartmamız gerekiyor Fatih Hoca'nın. İnşallah o gerekli radikal hamleleri önümüzdeki haftalarda görürüz. Daha iyi, daha kaliteli bir Galatasaray Galatasaray'ız.